Beşinci konuda yazılmış bir algoritmadaki hatayı tespit edip düzeltmeye bakacağız. StudioCodeOrg adresine giriyorum. Ders 1 Sahne 5 Evet, beni domuza götürmek için kod değiştir. Şimdi burada bir kod yazılmış. Ama bu kod kırmızı kuşu domuza götürmek için yeterli bir kod değil. Burada 3 birim ilerlemesi gerekirken sadece 2 birim eklenmiş. Bunu çalıştırdığımda eksik kalacak ve uygulama görevini yapmayacak. Bir tane daha ekliyorum ileri. 3 tane olduğunda bu sefer hedefine ulaşacak. Buradaki kodda çalıştıralım. Buradaki kod da hatalı. Çalıştırıyoruz. Başarısız oldu. Kodda bir mantık hatası var. Şimdi bir algoritmadaki hatayı tespit ederken kullanılan yöntem, bakın bu konuyla birlikte burada yeni bir buton daha çıktı. Kodu adım adım işletmek ve ne yaptığına bakmak. Adım adım işletirken hata olan kod satırını bulup o kod satırı yerine ne yazılması, doğru olarak ne yazılması gerektiğini tespit edip onunla değiştirmek. Burada şimdi adım adım çalıştırıyorum. Adıma bir kere basıyorum. Evet, birinci adım doğru. Bu kod satırını birinci adım doğru. Sola doğru bir birim ilerledi. Tekrar devam ediyorum. Evet, ikinci adımda bir yanlışlık var. İkinci adımda sola doğru ilerlemesi gerekirken yukarıya doğru hareket etti. Demek ki şurada itibaren yeniden başla. Koparıyorum kodumu. Evet, sola doğru bir adım ilerledi. Sola doğru sonra bir adım daha ilerlemesi gerekiyor. Ondan sonra yukarıya doğru iki adım ilerlemesi gerekiyor. Kodun geri kalanı doğru. Bunu tekrar ekleyebiliyorum. Demek ki burada bir tek eksik olan şu parçaymış. Bu parçayı ekledikten sonra çalıştırıyorum. 1, 2, yukarı 1, 2, evet. Üçüncü etkinlik. Bir şey doğru değil. Domuz çalışmak için blokları kaldır. Tamam. Evet. Şimdi burada böyle çalıştıralım. Algoritma işlemini yerine getirmiyor. Tekrar başa. Aynı yöntemi kullanıyoruz. Adım adım çalıştıracağız. Birinci adım. Doğru. İkinci adımda kırmızı kuşun yukarıya doğru hareket etmesi gerekirken hala sağa doğru da hareket etmeye devam ediyor. Durduralım. Hatayı, burada bir hatalı satır tespit ettik. Buradan koparıyorum. Şu ve şu hatalı. Direkt yukarıya doğru hareket etmesi gerekir. En alt satırı da koparıyorum. Ve doğru olan satıra devam eden
etmesi gereken satırı ekliyorum. Geriye kalan hatalı iki satırı da tutup çöpe atıyorum. Çalıştırıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Birinci adım. Doğru. İkinci adım. Aşağı gitmesi gerekirken sola gitmeye devam etti. Aşağı gittikten sonra tekrar sola gitmesi gerekiyor. Yani şuradaki kod bloğunun şu iki kod bloğunun arasında olması gerekiyordu. Şimdi yeniden başla diyorum. Bu kod bloğu ile bu kod bloğu arasında bunun olması gerekiyordu. Şuradan kopartıyorum. Alttakini de kopartıp araya ekliyorum. Sola, aşağı, sola. Evet, çalıştık. Beşinci etkinlik. Bakalım. Adım. Doğru. Adım. Doğru. Adım. Bu kod satırı da doğru. Adım. Bu kod satırı da doğru. Adım. Bu kod satırında bir hata var. Bu kod satırının sağa doğru olması lazımdı. Sağa doğru. Ve ondan sonra bir daha sağa doğru. Buradaki bu kod kırmızı kuşu görevini yerine getirmesine engel oluyor. Şimdi bu kodlara baktığımız için şu an bunları etki edemiyoruz. Düzenleyemiyoruz. Yeniden başla dediğimde tekrar düzenlenebilir hale geliyor. Sarı, bozuk olan kod satırı buydu. Bunu çıkartıyorum. Çöpe atıyorum. Bu ihtiyacımız yok. Ve geri kalan kodları yapıştırıyorum. Doğru kodu dizdikten sonra yine adım adım çalıştırabiliriz. Bakabiliriz başka hata da var mı? Birinci adım doğru. İkinci adım doğru. Üçüncü adım doğru. Dördüncü adım doğru. Beşinci adım doğru. Ve son adım doğru. Altıncı etkinlik. Evet. Birinci adım doğru. İkinci adım doğru. Üçüncü adım doğru. Dördüncü adım doğru. Beşinci adım yanlış. Beşinci adımın aşağı doğru olması gerekiyordu. Burada var. Demek ki burada fazladan bir kod satırı var. Yeniden başla diyorum. Kod blokları mavi oldu. Artık düzenleyebilirim. Orayı kopartıyorum. Bu işe yaramayan kısmı çöpe atıyorum ve kod bloğunu tekrar birleştiriyorum. Çalıştır. Yedinci etkinlik. Birinci adım doğru. İkinci adım yanlış. İkinci adımın aşağı doğru olması gerekiyordu. Burada aşağı doğru olan bir kod var. Önce durduralım. Hatalı kodu çıkartıp çöpe atalım. Tekrar yapıştıralım. Tekrar bakalım. Sola doğru, aşağı doğru, aşağı doğru, sağa doğru. Kod da hatalı. Buraya kadar doğru gidiyor. Burada aşağı doğru olması gerekirken sağa doğru bir kod var. Durduralım. Şuradan koparıyorum. Bunu çöpe atıyorum.
Ve tekrar ekliyorum. Tekrar bakıyorum. Doğru. 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 Evet, burada yanlış bir kod bloğu daha var. Tekrar durduruyorum. Bunu da çöpe atıyorum. Evet, artık kod bloğu düzeldi. Çalıştırıyorum. Algoritma görevini yerine getirdi. 8. etkinlik. Doğru. 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 Yanlış. Yukarıya doğru dönmeden önce sola doğru bir birim daha ilerlemesi gerekiyor. Yeniden başlıyorum. Düzenlenebilir. Bunu kopartıyorum. Sola doğru bir birim daha ilerlemesi gerekiyordu. Ondan sonra yukarıya doğru dönmesi gerekiyordu. Çalıştırıyorum. Çalıştırabilirsiniz. Adım adım da tekrar gidebilirsiniz. Bu yine işlemin yerine getirmedi. Çünkü eksik kaldı algoritma. En sonda bir kere daha yukarı doğru hareket etmesi gerekiyordu. Bir kere daha yukarı hareket etme kod bloğunu da ekliyorum. Çalıştırıyorum. Evet, algoritma kırmızı kuşu hedefine ulaştırdı. Dokuzuncu etkinlik. Doğru, doğru. Aşağı doğru gidiyor. Halbuki ileri ve yukarı gitmesi gerekirdi. Bizi patlayıcıya götürdü bu algoritma. Tekrar yine. Yeniden başla. Sola doğru iki tane doğruydu. Ondan sonraki iki kod bizi patlayıcıya götürdü. Bunları siliyorum. Buraya geldikten sonra sola doğru bir birim daha ilerlemeye devam edecektim. Buraya gelecektim ve oradan sonra da yukarıya doğru bir birim daha ilerleyecektim. Böylece hedefime ulaşacaktım. Çalıştırıyorum. Onuncu etkinlik. Birinci kod bloğu doğru. İkinci yukarı. Üçüncü yukarı. Dördüncü yukarı. Ve yukarıda engel olduğu için bu kuşun devam edememesine sebep oldu. Durduralım. Hatalı kod bloğunu çıkartıyorum. Tekrar koyuyorum. Bakalım. Doğru. 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 Şimdi aşağı doğru gidiyor. Bu yanlış. Ne olması gerekiyordu? Sağa doğru bir, iki kere daha devam edip ondan sonra aşağı doğru ilerlemesi gerekiyordu. Burada kopartıyorum. Sağa doğru bir, iki kere daha ilerlemesi gerekiyordu. Ondan sonra aşağı doğru yönelmesi gerekiyordu. Tekrar adım adım ilerletiyorum. Doğru. 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 Doğru.
Tebrikler. Bu maça 10 tamamlandı. Ancak sadece 8 blok kullanmış olabilirdiniz. Evet. Tekrar dene. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son aşağı indikten sonra şuradaki kod satırı zaten beni hedefime ulaştırdı. Bu en alttaki kod satırı fazla. Bu olmasa da olur. Fazladan yazılmış bir kod. Bir yeniden başlatıyoruz. Evet. Şimdi oldu. Kuşun hedefe ulaşmasına engel değildi ama fazladan yazılmış bir satır, bir kod. Gerek yok onun olmasına. Buraya bakalım. Birinci satır doğru. İkinci satır doğru. Üçüncü satır doğru. Dördüncü satırın yukarıya doğru olması gerekirken sola doğru gitmeye devam ediyor. Şu kusurlu. Yukarıya doğru giden var. Bunu çıkarttıktan sonra birleştiriyorum. Devam. Burada bir test var. Son blok hangisi olmalı? Kırmızı kuş bir birim, iki birim ileri gidiyor. Sonra bir birim yukarı gidiyor. Gitmesi gerekiyor hedefe ulaşması için. Burada kod bloğu olarak bir, iki birim sağa gitmiş. Üçüncüsü yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. Bu. Beşinci konu bitti.